Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Ankara Beypazarı kurusunun ev şartlarında nasıl yapılabileceğini gösterdim. Biz çoğalan ekşi mayalarımızı değerlendirmek için Beypazarı kurusu yapıyoruz. Bazen de bu tadı özlediğimiz için mayalarımızı Beypazarı kurusu yapmak için çoğaltıyoruz. Hadi başlayalım tarifimizi yapmaya. İlk önce sütümüzü alalım. Sonra 300 gram ekşi mayamızı, bunları buzdolabından çıkardım. En son 2-3 gün önce beslemiştim. Şöyle sütün içinde biraz mayamızı açıyoruz. ...20 gram toz şekerimizi ekliyoruz. 100 gram zeytinyağımızı, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Poğaça hamuru katıldığında bir hamur elde edeceğiz. Un karışımım. Ben 100 gram tam buğday, 100 gram çavdar, 100 gram sarı buğday unu ve 500 gram da, pardon 400 gram da ekmeklik un kullandım. İsterseniz 700 gram ekmeklik un da kullanabilirsiniz. Amacım hem lezzet sağlamak hem de daha aromalı, daha sağlıklı bir Beypazarı kurusu elde etmek. 15 gram üzüm sirkesini ekliyorum. Burada tuz, zerdeçal ve mahlep var. Çok az tarçın da ekleyebilirsiniz. Ben tarçını tuzlu şeylerde sevmediğim için tercih etmedim. Bunları yoğurmaya başlayacağım. Ve yoğurdukça 200 gram tereyağını parça parça hamuruma yedireceğim. En sonunda susam ve çörek otu atarak yoğurmamı tamamlayacağım. Susam ve çörek otunu ekliyoruz. Arada hamuru bir kartla ortada birleştirip susamın içine homojen yayılmasını sağlıyoruz. Katı bir hamur olduğu için çok başarılı yoğurulmadı. Şimdi tezgah üzerinde biraz yoğurarak susamların dağılmasını sağlayacağım. Katı ve büyük bir hamur olduğu için makine çok iyi homojen yoğurmadı. Onun için elimle yoğurma işlemini tamamlayacağım.
simit hamuru sertliğinde bir hamur. Şimdi bu hamuru 2 saate yakın dinlendireceğim. Yoğurma kabının içinde bekleyebilir. Üstünü örtüyorum. İki saat dinlenmiş hamurumu 4'e böldüm. Her parçayı yuvarlak büyük bir beze haline getirdim. Katı ve ele yapışmayan bir hamur olduğu için tezgahta un vesaire kullanmanıza gerek yok. Her bir bezeyi bir merdane ile büyük kalın şeritler halinde açtım. Baş kısımlarını kartımla keserek bir dikdörtgen elde ettim. 2 santim kalınlığında hamurumu sardım. Ve yine 2-3 santim uzunluğunda hamur kartımla verevine keserek şekillendirdim. Fırınımı 30 dakika önden 200 derecede ısıttım. Fanlı ayarda. 30 dakika 200 derecede pişirdikten sonra ısıyı her 10 dakikada 10 derece düşürerek 70 dakika toplamda pişirdim. En son 160 dereceye düşürmüştüm ısıyı. Siz de kendi fırınınızın ayarına göre hareket edin. Çok iyi kuruması, çıtır çıtır olması lazım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarım için alarm butonuna dokunmayı unutmayın. İşte böyle çıtırlıkta olmalı Beypazarı kurularımız. Kurularımızı uzun süre kapalı bir kutuda muhafaza edebiliriz. Sevgiyle kalın.